Unutkanlık, hafıza zafiyeti neden olur? Birçok sebep vardır. Beyinde kan dolaşımı, beslenememesi, bağırsaklardan vitamin, mineral, enzim gelecek ki karaciğer kan yapsın. Kanın kalitesi karaciğere, bağırsağa bağlı. Bağırsaktan vitamin, mineral, enzim gelecek, karaciğer kan yapacak. Karaciğer kan yapıyor ama kalite düşük. Neden? Bağırsaktan vitamin, mineral, enzim yerine toksik madde geliyor. Toksik maddeyi arıtmak için ne yapıyor? Karaciğer B6, B9, B12 vitamini harcıyor. Zamanla aşırı B vitaminleri, zaten beyin vitamini denir. B vitaminleri ne olur? Azalıyor. Azalırsa arıtamıyor. Toksik maddeyi nereye gidiyor? Beyinde toksik madde artarsa beyin artık kaliteli ve normal hormon salgılamıyor. Serotonin, noradrenalin, dopamin, glutamat, DMT gibi hormonlar azaldıkça kişi gergin, gerilmiş, stresli, kavgacı oluyor. Dikkat eksikliği. Noradrenalin azalırsa kişi konuya odaklanamıyor, konsantre olamıyor vesaire vesaire vesaire. Şimdi Ginkgo ile ilgili birçok klinik araştırması var. Biz sadece klinik araştırmasına değineceğiz. Çünkü daha detaya inersek zamanımız kalmıyor. Evet, aloe vera da kalem gibi kullanıyoruz. Ginkgo'nun yaprağının birleşimindeki etken madde ginkoloidler %0,05 ila %0,25. Yani 10 binde 5 bile değil. O kadar az. 10 binde 5 değil. O kadar az. %0 nokta. Yani çok çok az. Şimdi bazıları bu işin üç kağıdını yapıyor. Ne yapıyor? Ginkgo'nun yaprağını öğütüyor. Kapsül yapıyor, satıyor. 10 liraya yaprak alıyor. Bazıları da hatta hayvan gibi satıyor. Vatandaş geliyor bir poşette, böyle ben diyor bunun etkisini kullandım da görmedim. Göremezsin. İçinde Ginkgo'dan başka her şey var. Bunu da bizden bir ara bu tür ürünler alan biri vardı. Bizim bayimiz gibiydi. Adam sonra bu işleri ben de yaparım dedi. Bir yap bakalım dedik. Geçen bir yaptığı ürünü başka bir vatandaş getirmiş. Açtık kapsülleri, inceledik, baktık ki çöp doldurmuş içine. Hani adam konuşunca dört dörtlük Müslüman gibi konuşuyordu ama iş paraya gelince dinman gidiyor. Bazıları para için her türlü şaklabanı yapıyorlar. Bir deli dumrul ben kaldım herhalde. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Şimdi klinik araştırması yapılmış. 10.815 demans hastası 36 ayrı klinikte. Tedavi denemesi yapılmış. 36 ayrı klinikte 10.815 demans, yani Alzheimer hastası tedavi edilmiş. 292 kulak burun boğaz doktoru tinnitus kulak çınlaması rahatsızlığı olan 1357 hastaya kulak çınlaması, baş dönmesi gibi rahatsız olan hastalara tedavi etmiş. Burada yüz derece klinik araştırması var. Ben sadece birkaç örnek verdim. Yani ne diyor? Profesör Doktor Dil, Arrigo, Gresner, Hofebach, İsrail vesaire vesaire, bunların hepsi profesör, ayrı ayrı zamanlarda ayrı ayrı hastalar üzerine tedavi denemeleri yapmışlar. Binlerce hastayı tedavi etmişler. Burada da bizim ürünleri kullanan vatandaşın yorumu doğaltedavi.com.tr'de. Alzheimer hastası 36 yaşında Abdullah Bey, bu kardeş oluyor, yorum yapan. Üniversitede en iyi öğrenciyken ve iş hayatında da en başarılı insan iken bilgisayar uzmanı. Karısının dırdırından adam bir anda aniden beyni şak 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 Alzheimer olmuş. Beyin gitmiş. Ne yaptılarsa toparlayamamışlar. Biz 6 haftada vatandaşı normal konuşması anlaşılır hale getirdik. Konuşması anlaşılmıyordu. Ne dediği söylendiği bilinmiyor. Hamdolsun. Evet, yani yorum çok, zaman yok.